Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde günlük, anı, mektup ve azmayı göreceğiz. Şimdi günlükten başlayalım çocuklar. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eseri günlük denir. Bir kişinin duygu, düşünce ve gözlemlerinin günü gününe yazdığı yazılardır günlükler. Yazıldığı günün tarihini taşır, aynı zamanda buna günce de denir. Anlatımı samimi bir şekilde yapılır. Günlükler kişisel ve özeldir. Kişinin iç dünyasını yansıtır. Bir örnek görelim sevgili çocuklar. Sevgili günlüğüm, bugün çok güzel bir haber aldım. Teyzemlerle birlikte tatile gidecekmişiz. Kuzenim Kayra ile birlikte tatil yapacağımız için çok mutluyum. Çünkü onu çok seviyorum. Onunla bol bol oyun oynayacağım, yüzeceğim. Kayra ile şimdiden plan yapmaya başladık. Bu tatilde sana yazacak çok güzel anılarım olacak ve ben bunun için sabırsızlanıyorum. Yarın görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi çocuklar, günlüğümüzde hem duygular yazılmış hem de sağ üst köşede tarihimiz var. Anı. Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türüne anı denir. Anı, bir kişinin başından geçenlerin veya tanık olduğu olayların anlatıldığı yazı türüdür. Yaşanmış gerçek olaylar anlatılır. Öğretici ve bilgi vericidir. Anı ile ilgili bir örnek paylaşalım çocuklar. Nisan ayının ilk haftasıydı, hava ısınmaya başlamıştı. Annem, haydi Zeynep piknik sepetini hazırlayalım, pikniğe gidiyoruz dedi. Çok sevindim. Hemen hazırlandım, ardından annemin piknik sepetini hazırlamasına yardım ettim. Annem, babam ve ben birlikte her zaman gittiğimiz piknik alanına gittik. Piknik alanına gittiğimizde orada en sevdiğim arkadaşım Cansu ile karşılaştım. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Cansu ile birlikte akşama kadar top oynadık, ip atladık ve temiz havanın tadını çıkardık. Sevgili çocuklar, günlük ve anı arasında bazı farklılıklar, bazen de benzerlikler bulabiliriz. Şimdi farklılıklara bir bakalım. Anı ve günlük arasındaki en belirgin fark anlatılan olayların tarihleridir. Günlük, günü gününe anı ise aradan belli bir süre geçtikten sonra yazılır. Yani günlük yaşanırken anı ise yaşandıktan sonra yazılır. Günlüklerde duygular ön plandadır ve kişiye özeldir, özneldir yani. Anılarda yazar daha nesnel davranabilir. Günlük kişinin kendi hayatına aittir. Anıda ise başkalarının hayatlarına da yer verilir. Şimdi de günlük ve anı arasındaki benzerliklere bakalım sevgili çocuklar. Anıda ve günlükte bir kişinin başından geçen gerçek olaylar anlatılır. Anıda, günlükte zaman belirtilerek yazılır. Anı ve günlük yazmak hem yazma becerimizi geliştirir hem de geçmiş zamanlarda yaşadığımız olayları hatırlamamızı sağlar. Evet, şimdi de mektuba bakalım çocuklar. Mektup, bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen zarfa konulmuş yazılı kağıttır. Mektup, bir haberi ya da dileği başkasına iletmek için yazılmıştır. Mektubun nasıl yazıldığı konusunda da bilgi vereceğim size sevgili çocuklarım. Mektup, her zaman çizgisiz beyaz kağıda yazılmalıdır. Hitap ile başlanmalıdır. Kağıdın sadece bir yüzü kullanılmalıdır. Tükenmez kalem yazılmalıdır. Mektup kağıdının sağ üst köşesine mektubun yazıldığı yer ve tarih yazılmalıdır. Mektup yazıldıktan sonra imzalanmalıdır. Şimdi bir mektup örneği görelim. Mutlaka mektubumuzda bir hitap var. Burada da canım babacığım diye başlanmış. Sağ köşede tarihimizi atıyoruz. En son mektubumuzu bitirdikten sonra da imzamızı ve adımızı soyadımızı yazıyoruz mektubumuza. Mektubumuzu gönderebilmek için yazdığımız kişiye zarf içerisine koyuyoruz. Zaten zarf da mektup veya başka kağıtlar konulan kağıttan bir kese. Ön tarafında sol köşede gönderenin adını, soyadını ve adresini yazıyoruz sevgili çocuklar. Sağ köşede ise posta pulu, altta da alıcının adı, soyadı ve adresi yazılıyor. Sevgili çocuklar, işlediğimiz konularla ilgili örnek çözümlemeler yapalım. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan esere ne denir çocuklar? Zarf, günlük, anı, mektup. Tabii ki günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan esere günlük denir. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi
zarf üzerinde yer alan bilgilerden biri değildir. A. Alıcının adresi, yazarız bunu. B. Gönderenin anne ve babasının ismi. C. Gönderenin adı soyadı. Tabii ki çocuklar, gönderenin anne ve babasının ismini zarf üzerine yazmayız. Sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi mektuba başlarken yazılır? A. Saygılarımı sunar, ellerinizden öperim. B. Sizi çok özledim. C. Canım babam. Mektuplarda biliyorsunuz çocuklar, hitap sözcükleriyle başlarız. O yüzden de canım babam. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı, mektuba hitap ile başlarız. B, bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen zarfa konulmuş yazılı kağıda mektup denir. C şıkkı ise mektup kağıdının sağ üst köşesine adımızı, soyadımızı yazarız. Yanlış olan tabii C şıkkıdır çocuklar. Evet sevgili çocuklar, bugünkü dersimiz sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.